Bir takım sosyal sorunlar daha da büyüyerek ülkelerin en önemli sorunları haline geliyor. Bu sosyal sorunlara çözüm olabilmek adına bir alternatif model olarak biz kooperatifçilik modelini tanıtmak amacıyla 1 Ekim'de Ankara'dan yola çıktık. Ardından Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve bugün de Isparta'dayız. Güzel Isparta'da bu güzel karşılama bize moral verdi açıkçası. Ardından Afyon ve Konya ile programımızı tamamlayacağız. Ardından da zannediyorum Nisan ayında 2019'un bu projenin ikinci aşaması başlayacak. Bu sefer Sayın Valim, Edirne'den Kars'a İpek yolunu takip ederek bu trenimizi yeniden hareket ettireceğiz. Proje kısaca şunları amaçlıyor. Dezavantajlı gruplara, yani işsizlere, uzun süreli işsizlere, yoksullara, az gelirlilere, sosyal olarak bir takım sorunlar yaşayan insanlara, göçmenlere, özellikle Suriyeli göçmenler zannediyorum ilimizde de vardır, yaşlı bakım hizmetlerine, çocuk bakım hizmetlerine, dezavantajlı gruplara kısaca bu hizmeti sunabilmek adına bir alternatif model olarak sosyal kooperatifler eğitim ve tanıtım projesini geliştirdik. Toplum olarak yaşadığımız sorunların kısa sürede aşılması, etkin ve verimli bir çözüm yolu bulunması için bakanlığımızın başlatmış olduğu sosyal kooperatifçilik olayının toplumda daha iyi anlaşılması ve toplumun birçok kesimine hitap etmesi nedeniyle tanıtımının iyi şekilde yapılması için tren yolculuğumuz 11 ili kapsıyor. 9'una uğradı, 2 tane daha vilayete uğrayacak trenimiz. Bu projenin gerçekleşen amaçları ve hedefleri yakalayabilmesi için hepimizin çalışması lazım. Çünkü sorunların çözümünde eğer ortak hareket edebiliyorsak, birbirimize destek verip, katkı verip, dayanışma içerisinde hareket edebiliyorsak, o sorunu kolaylıkla aşmamız mümkün. Bu nedenle bu projenin de umuyorum ki en etkin bir şekilde uygulanıp başarıyı yakalaması için hepimizin çok fazla gayret göstermesi gerekiyor. Çünkü bizler az önce de ifade ettiğim gibi tarih boyunca millet olarak yaşadığımız bütün sorunlar karşısında birbirimize destek olarak, birbirimize yardım ederek bu sorunları aştık ve geleceğimize de emin adımlarla yürüyoruz. Toplumda bizim millet olarak birbirimize ne kadar yardım ettiğimize dair çok büyük örnekler vardır. Yani bütün olaylarda birbirimize destek, katkı verdiğimiz zaman aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Bu anlamda bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki eğitim çalışmaları devam edecek, bilgilendirme çalışmaları devam edecek. Bu konuda destek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.